Şimdi önce koçlarla başlayacağız. Koçların bir tablosu gelsin bakalım ekrana. Sevgili koç, bu hafta sen neler yaşayacaksın? Sağlıkta ne var koçta? Aşırı yoğunluk ve yorgunluk yüzünden hem yaşam enerjileri düşük olabilir hem de sağlıklarını ihmal edebilirler. O yüzden bu hafta koçların sağlıklarıyla ilgili kesinlikle ihmalci olmamaları gerekiyor. Yani bedeninizden gelen alarmlara kulak verin. Omzum ağrıdı diye boş vermeyin. Belim ağrıyor diye boş vermeyin. Başım ağrıyor diye boş vermeyin. Sinyalleri iyi algılayın Yani diyorsun. sinyalleri iyi algılayın. Boş vermişlik yapmayın. Bugün küçücük hissettiğiniz bir ağrı dikkat etmedikten sonra yarın hayatınızın en büyük sağlık sorunu haline gelebilir. Allah O yüzden göstermesin. ihmalcilik koçların hiçbir konuda sağlığıyla ilgili dikkat etmemesi gereken bir durum bu hafta. Eğer ihmalci olmazsanız sağlığınıza sağlık, enerjinize enerji katarsınız bu hafta. Buna Peki, dikkat diyoruz. hedeflerinize ulaşmak için harekete geçebilirsin demişsin. Sevdiklerinizle hoşça vakit geçirebilirsin. Aşırı yoğunluk yüzünden sağlığımızı ihmal etmeyin. Biraz bunları açalım. Hemen açalım. Şimdi sevgili Nurcuğum, bu hafta yeni ayın sabah 6.39'da Akrep Burcu'nda doğarak haftaya başlamış olmamız sadece akrepleri değil 12 burcun da hayatını etkiliyor. Etkiliyor. Şimdi Koç Burcu hedeflerine ulaşmak için çabaladım çabaladım elde edemedim şekliyle davranış gösterebilir haftanın ilk 3 gününde. Neden, niçin çabaladınız? Belki olmayacak işler için geçtiğimiz günlerde çaba sarf ettiniz. Aslında mücadele etmeniz gereken hususlarda boş vermişlik yaptınız. İşte haftanın ilk 3 gününde niçin çaba sarf ettim? Ne için çaba sarf etmem gerekirken çaba sarf etmemişim ile yüzleşecekler bu hafta. Dolayısıyla şimdi önünüze bakmanız gereken bir haftadasınız. Hedeflerinize ulaşmak için kesinlikle harekete geçmelisiniz. Önce iş hayatınızda olabilir, maddi beklenti ve düzeninizde, isteğinizde olabilir. Neye mücadele ediyorsunuz, niçin mücadele ediyorsunuz? Düşünerek hareket etmeniz gerekiyor ki hedeflerinize ulaşmak için harekete geçin. Önce aklınızı çalıştırın. Kesinlikle. Yani evet, çalıştığınız iş sizin için hayırlı mı değil mi? Dönün bir bakın. Belki kendinizi yerinizde saydırıyorsunuz. Aynı şekilde sevdiklerinizle hoşça vakit geçirebilirsiniz demişim. Buna da zaman ayırırsanız hoşça vakit geçirebilirsiniz. Zaman ayırmadığınız bir kişi size değer verir mi? Vermez. Vermez tabii. Zaman ayırmadığınız bir insan size sevgisini, ilgisini sunar mı? Sunmaz. Dolayısıyla bu hafta iş hayatınızda, maddi gelirlerinizde, beklentilerinizde ya da işsizsiniz, bir işe geçmek istiyorsunuz. Yerinizde oturarak iş bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Ne yapacaksınız? Araştırma yapacaksınız. Veya size bir iş teklifi gelebilir. Önce bir düşünün. Bu iş sizin ruh kimyanıza uygun mu? Siz bunda başarılı olabilir misiniz? Bir işe geçip başarılı olamayacağınız bir işi seçtiğiniz takdirde sonra bak yine olmadı. İşi suçlayacaksınız. Önce araştırın. Gelen teklifler için bile. Bu iş size uygun mudur, değil midir? Siz bu işte kalıcı olabilir misiniz, olamaz mısınız? Ya da şu an nasıl bir işte çalışıyorsunuz? Seviyor musunuz? Severek mi yapıyorsunuz? Yoksa sadece ayaklarımın üzerinde durmak için mi ben bu işi yapıyorum? Bunları bir düşünün, sorgulayın. Bunları siz fark etmediğiniz takdirde bir başkası hissedemez, göremez ve fark edemez. Doğru. O yüzden koçlar için bu hafta yaşamın tamamında farkındalık haftası. Fark edin, hissedin, ona göre hareket edin. Aşk hayatınızda ise sevdiklerinizle uyumlu, mutlu olmak istiyorsanız zaman ayırın, hoşça vakit geçirin. Kalbiniz boşsa önümüzdeki hafta 4 Kasım'da Merkür, yılın son Merkür gerilemesi başlayacak. Yani ondan önce kalbinize giren birileri varsa, içinize siniyorsa kalbinizi açın. Ama sinmiyorsa sadece deneyimlemek için bir aşka müsaade etmeyin. Şimdi şunu dediğinizi duyar gibi, yok anam ne gelen var ne giden var. Şimdi öyle dersen gelen de olmaz, giden de olmaz. Hayırlısını dile, evrene o enerjiyi yay ve çek. Diliyoruz. Diliyoruz. Peki bekar koçlar
gönüllerinde birini açabilirler. Ama tabii ki açabilirler. Tanışmışlarsa. 4 Kasım'a gelmeden eğer birilerini tanırlar iste ve bekarsa kesinlikle aşka başlayabilir. Ayrıldıysan, yolunu gözlüyorsan 4 Kasım'dan sonra eğer gerçekten dönmesini istiyorsan Merkür gerilerken eskide kalanların hepsi döner ve bir hesaplaşma olur zaten. Hadi bakalım. Peki evliler ne yapıyor? Evliler birbirlerine zaman ayırmaları gerekiyor. Vakit geçirmek için, keyifli anlar peki yaşamak için. Hadi spotu da alalım. Spotu alıyorum. Veriyorum. Efendim spot, farkında olarak yaşayın hayatı. Fark edin. Ne kadar farkındasınız? Farkındalığın artsın diyorsun. Farkındalığın artsın bu hafta. Her konuda. Peki bu haftanın en mutlu ve en şanslısı boğalar. Madem şanslı ve mutlular, bir şey de söylememiz gerekmiyor boğalar için ama hadi bir bakalım şöyle yine. Hem şanslıyız hem mutluyuz. Bize neler yaşatacak bu hafta. Tablomuz gelsin. Yaşıyoruz her şey. Bütün boğalar şu halde. Aynen öyle. İlkelerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Ne doğrultusunda? İlkeleriniz, kararlarınız, karakteriniz. Öbür tabloyu da getirelim duruşunuz, arkadaşlar. Düşünceniz, tarzınız ve tavrınız konusunda. Çalışma ortamlarınızda gelişen bazı olaylar için içinizi rahatlatacak. Yani iş hayatlarında örneğin bu hafta onların istediği her şey istedikleri gibi gelişeceği için içleri rahatlayacak. İnşallah. Aynı zamanda bekar ve yalnız olan boğalar yeni aşk arayışı içerisine girmeniz olası ve mümkün ve bunda da fayda var. Aynı zamanda evet, ilgilerinizin doğrultusunda ve ilkelerinizin doğrultusunda harekete geçeceksiniz bu hafta. İlgilenmediğiniz hiçbir konu sizi ilgilendirmeyecek bu hafta. Kalacak orada diyorsun. Kesinlikle boğa burcu için karşıt burçlarında doğan yeni ay başkasının hayatında ne oluyor, ne bitiyor onu ilgilendirmiyor bu hafta. Genel anlamda boğa zaten hep kendi kapısının önünü süpürür. Başkasının kapısının önünü merak da etmez, pis de olsa ilgilenmez. O kendi hayatından sorumlu olan bir burçtur. Hem kadını hem erkeği. Özellikle bu hafta siz kendi prensiplerinizle iş hayatınızda sağlam adımlar atmaya ihtiyaç duyarken ve duyduğunuz bu ihtiyacı hayata dahil ederken hayattan ne istediğinizin farkında olarak çalışan bir boğa burcuysanız iş hayatınızda istediğiniz dengeyi, güveni hafta boyu sağladığınız şekilde yaşayarak huzur bulacaksınız. İşsiz bir boğa burcuysanız ve iş arıyorsanız haftanın 3. ve 4. gününde yeni işler, yeni fırsatlar ve yeni teklifler ayağınıza gelebilir. Seçmekte, tercih etmekte asla çekimser kalmayın. Yeni aşk arayışı içerisine girmenizde fayda var. Kalbiniz boşsa eğer. Özellikle bakın şöyle çevrenize. Evde oturarak kısmet nasip beklemeyin. Kısmet harekete geçince gelir. Çıkın dışarıya, atın alışveriş merkezine kendinizi. Gezin, dolaşın. Arkadaşlarınızı ziyarete gidin. Çünkü tesadüf diye bir şey yoktur kahve bu hayatta. Kahve içmeye çıkın. Kesinlikle kendinizle baş başa olmaya, aşk arıyorum diyerek değil de kendimi göstermek istiyorum diyerek. Şunu biliyorsun yani aşk tesadüfleri sever. Aşk tesadüfleri sever ama tesadüf diye bir şey yoktur. Levh-i Mahfuz'da, ilahi planda Yaradan her şeyi programlıyor ama sen harekete geç ki o kısmet bir an önce önüne gelsin, hızlansın. Evli olanlar, süregelen ilişkilere sahip olanlar ise bu hafta geçtiğimiz günlerde gerek aile akraba ilişkilerinden kaynaklanmış problem ve sorunları gerekse karı koca aralarında bulunan sorunları çözümlemeye odaklı olacaklar. Tartışmaya kapalı, anlaşmaya açık olacakları bir haftadalar. Ve aynı zamanda öğrenci boğalar bu hafta çok çalışmak isteyecekler. Adeta
parmağınızı ısırtabilir çocuklarınız. Eğer boğa burcu bir evladınız varsa, geçtiğimiz günlerde sınavlarından düşük notlar aldıysa ya da şimdi deneme sınavları oluyor, bu konuda yeterli enerjiyi çocuklarınızda göremediğiniz için hay Allah bu oğlanın sonu ne olacak? Hay Allah bu kız ne zaman dikkatli planlı bir çocuk olacak, dersini sevecek, ödevini yapacak diye şikayet eden bir anne ve babaysanız eğer, bu hafta çocuklarınızdaki çalışma azminin artması boğa anne ve babalarını çok sevindirecek. Süper. Kalbi boş olanlar aşkta harekete geçmeli. Ayrı olanlar için önümüzdeki hafta kavuşmalar haftası. Evli olanlar için sorun, sıkıntı, problem asla istenmeyecek. Yaşanmış sorunlar ve problemler çözümlenecek. Çalışanlar ilkeleriyle, ilgilendikleri konularla iyi kazanarak, daha çok kendilerinden konuşturarak, bahsettirerek yaşamda yol almak isteyecekler. İstediklerini de istedikleri ve diledikleri gibi geliştirip, gerçekleştirip, oh be çok şükür, ne istiyorsam hayat bana sundu diyebilecekler. İnşallah, hadi bakalım. Kesinlikle. Spotumuz ne? Spotum onlara. Sadece böbürlenmeyin hiçbir konuda. Ha. Böbürlenme. Padişahım, senden büyük Allah var. Yani bu hafta öyle şeyler ama yaşayacaksınız sakın, ki biraz egonuz yükselebilir, şımarmayın. Sakın şımarmayın. Bu arada ne güzel anlatıyorsun Nuray. Sakin sakin değil mi? Huzurlu huzurlu. Canımsın. Bir de ellerini şöyle şöyle yapa yapa anlatıyor. Ya tam bu kadın yani. Kadın gibi kadın. Ay teşekkür Allah. Ederim. Teşekkür bu arada ederim. YouTube'dan bizi takip etmeye başladınız mı? Son paylaşacağımız videonun altına bu programı paylaşacağız 2 saat sonra. Yorum bırakırsanız yaptığınız yorumda diğer takipçiler tarafından en çok beğenilen yorum olursa Nuray Sayar'ı bir seyircimizin astrolojik haritasını çıkartacak. Benden söylemesi Serpil Çakmaklı yazmış. Sevgili Serpil, canımın içleri, pazartesi gününün kraliçeleri, sizi izlemeden asla güne başlamıyorum diyor. Serpil'cim öpüyoruz seni. Bu arada en son paylaşımında Instagram'da bir fotoğraf paylaşmış. Çok güzel valla. Bayıldım. Çok güzel, öpüyorum seni. Şimdi Instagram'a da döneceğiz ama ikizlere bir geçelim bakalım. Sevgili ikizler, önce tabloyu bir görelim. Aşk, para ve sağlıkta bakalım Nuray Sayar ikizlere ne söyleyecek? Diğer tabloyu da alabilir miyiz Hüseyin? Bu arada sevgili yönetmenim geldi. Biliyorsunuz o küçük bir rahatsızlık geçirmişti. Geçmişler olsun. Sevgili Hüseyin'e buradan tekrar sevgilerimi gönderiyorum. Hoş geldin Hüseyin'cim, canım benim. Allah geçmişler acil olsun. Şifa versin bütün hastalara. Amin, bütün hastalara. Ne dedim, kulağıma bir şey dedin, duymadım valla. Ha, teşekkür ederim, sağ olsun. Canımsın. Terazi burcu o da. Hadi bakalım ikizler, gelsin mi tablomuz? Gelsin. Görüşlerinizi paylaşabilir, sevdiklerinizle fikir alışverişinde bulunabilirsin demişsin ikizlere. Evet, onlar için bu hafta içtenlik, samimiyet, hem aşk evlilik yaşamlarında hem arkadaşlık yaşamlarında çok önemli olacak. Özellikle bu hafta hiçbir konuda bilinmezlik, belirsizlik yaşamaya tahammül edemeyecekler. Özellikle ikizler burcuyla çalışan, ikizler burcuyla evli olan, ikizler burcuyla arkadaş olan kişilerin tedbirli ve dikkatli olması gerekecek. Çünkü ikizlerin bu hafta kimseye eyvallahı olmayacak. Hı, o kadar. Beni anlamıyor musun? Yolun açık olsun. Bana istediğim ilgiyi göstermiyor musun? Sen bilirsin. Hani derler ya, Allah Allah, kadına bak, ne yemiş, ne içmiş, bu cesareti nereden alıyor? Yürek mi yemiş? Yürek mi yemiş, bir şey derlerdi. Yürek mi yemiş, bu cesareti nereden alıyor diye. Özellikle o cesaretin verdiği etki, kendilerine verdikleri değerin ve önemin artıyor olmasından kaynaklanıyor. Birçok ikizler burcu bu sabah uykudan o yeni ayın verdiği enerjiyle, artık beni önemsemeyen hiç kimseyi hayatımda barındırmak istemiyorum duygusuyla uykudan gözünüzü açtığınızı duyar gibiyim. Birazdan da yazarsınız zaten Instagram'dan bizlere. Özellikle sevgili ikizler burcu, bu hafta kendinize verdiğiniz değer, önem, şefkat, sevgi o kadar yerinde ve yeterli olacak ki, kimsenin sevgisine ihtiyaç duymayacağınız için size hayatınızda varken değersizlik, sevgisizlik sunduğunu fark ettiğiniz herkesi hayatınızdan uzaklaştırmaya, duyduğunuz ihtiyaç artarken
sorgulamadan uzaklaştıracaksınız. Aynı zamanda ayrıca sağlığınız 5 yıldız da olsa özen göstermeniz gerekiyor. Mevsim geçişlerinde vitamin alıyor musunuz? Ne kadar kendinizi koruyorsunuz? Bunlar üzerinde düşünmeniz gerekiyor. Aynı zamanda arkadaş çevrelerinizde, aranızda bulunan kişilerin samimiyet, kim samimi kim değil, samimi olanı hissettiğinde tutacak, samimiyetsizliği uzaklaştıracak. İş ve para konusunda özellikle mahkemelerle ilgili işleri olanlar ciddi anlamda bir yoğunluk, mücadele, girişimlerde bulunabilirler. Ve bu dönem hakkınızı arıyorsanız, hukuksal konularda bir dava açmayı planlıyorsanız, çekinip korkuyorsanız ve ikizler burcuysanız tam hakkınızı aramanız gereken bir haftadasınız. Lütfen harekete geçin. Şikayette mi bulunmak istiyorsunuz? Hakkınızı mı arıyorsunuz? Devlet kapısından şaşmayın. Eğer çözülmesi gereken prosedürlü işleriniz varsa haktan, hukuktan ayrılmayın bu hafta. Bu hafta haktan, hukuktan ayrılmazsanız kesinlikle amaçlarınıza, hedeflerinize ve alacak verecek işleriniz varsa çözülmesine yardımcı olacaksınız. Size sizden fayda olduğunun farkında olduğunuz çok önemli bir haftadasınız efendim. Aynı zamanda onlara, evli olanlar, süregelen ilişkilere sahip olanlar, partneri şifa veriyorsa ruhuna kalacak, vermiyorsa gönderecek. Bay bay. Bay bay. Yani aşk yaşamlarında sevdiklerine karşı fikir alışverişleri içerisinde olabilmek ön planda ve önemli olurken, yani evli olan bir ikizler burcu geçtiğimiz günlerde eşini uyardıysa, hayatımdasın ama hayatımda yokluğunu hissediyorum dediyse, ne kadar birlikte olursa olsun şifa vermiyorsa, anlamıyorsa, anlayışlı değilse, ya bir tavır belirleyecek, ya bir duruş belirleyecek, ya da bir yol ayrımı yapacak. O yüzden ikizler ile evli olanlar, aşk yaşayanlar, birlikte olanlar, aman diyorum, aklınızı kucağınıza mı alırsınız, aklınızı başınıza mı alırsınız, elinizde mi tutarsınız, onu siz bilirsiniz, ben bilemem. Aklınızı başınıza alın. Kesinlikle. O kadar temkinli olmanız gereken bir haftadasınız. Sağlık konusunda ekleyeceğim var mı onlara? Mevsim geçişlerinde lütfen sağlıklarına dikkat etsinler. Peki. Ama bedensel anlamda enerjilerini yükseltmeye de özen göstersinler. Evliler için de bir şey isteyeceğim senden. Evli şefkat, kızlar, sevgi ne kadar alıyorlar? Ne kadar partnerleri onların yanında? Bunu sorgulayacaklar. Eğer samimi olan, içten olan şefkatini, sevgisini, fikir alışverişini partneriyle paylaşabilen için hiçbir sorun yok bu hafta, ama eğer yoksa eyvah diyorum, eyvah size. Kesinlikle. Peki, spot ne? Spotum. İletişim içerisinde olmaya özen gösterin. Bir daha alalım mı? İletişim. Herkesle iletişim içerisinde olmaya özen gösterin. İletişim diline özen göster. Aynen. Dedi Nuray Sayarı ikizlere. Yengeç'e ne söylüyorsun? Evet. Önce yengeçin tablosu gelsin. Bir görelim bakalım sevgili yengeçleri. Aşk, para ve sağlıkta, para konusunda iki yıldız eksik. Şimdi önce bak, iş hayatlarıyla başlayalım, maddi konularla. Kendilerine ait iş sahibi olanlar ya da bir yerde sigortasıyla çalışanlar, kurumlara bağlı olanlar, yasal haklarıyla alakalı prosedürlü işlerle uğraşabilirler. Yani vergi ya da sigorta gibi işlerle uğraşabilirsiniz. Bir yerde çalışıyorsunuz, hiç başınıza bir sağlık sorunu gelmedi, sigortanızın ödenmediğiyle yüzleşebilirsiniz. Ya da kendinize ait bir işiniz vardır, bir durumunuz vardır. Bir anda muhasebecinizin vergi borçlarınızı yeterince ödemediğini ya da düzenli bir ödeme yaptırmadığını fark edebilirsiniz. Biraz borç harç haftası bu hafta. Yükselen yengeçler için de, yengeç olanlar için de. Eyvah, dikkat etsinler. Tedbirli yani ve dikkatli olmanızda fayda var. Efendim, temkinli olun. Çalışan bir yengeç burcuysanız illa hastalanmanız mı lazım sigortanızın ödenip ödenmediğini öğrenmek için? Öğrenmeniz için. Araştırın. Kontrol edin. Kontrol edin. Kontrol
İltimat çok önemli bu hafta yengeçler için. Yani sigorta, vergi, poliçe veya benzeri konularda bazı borçlar ortaya çıkabilir. Yani çalışansan sigortanı vesaire bilmem neyini kontrol Kontrol ediyorsun. et. Eğer işverensen işte ne Vergi bileyim borcuna vergi borcun bir şey muhasebecini vesaire kontrol tedbir et. altına al ve kontrol et. Hem bugün için hem yarınlar için karşına sorunlar çıkmasın diye. Peki ailenin desteğiyle içinde bulunduğun krizleri çözebilirsin demişsin. Hangi konuda Şimdi krize aile giriyorlar? büyükleriyle, anneleri babaları hayatta olan ya da anne baba olan yengeçler, geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla ya da ebeveynleriyle pürüzler ve problemler yaşadılarsa, bu hafta o krizlerin hepsini fikir birlikteliği içerisinde olarak çözümleyecekler. Küslüklerin, kırgınlıkların, dargınlıkların, uzaklıkların sona ermesini isteyecekleri verimli bir haftadır. Fikir birlikteliği ve birbirlerini desteklemeleri krizlerin çözülmesine yardımcı olacak bu konuda. Evli olan yengeçler birliktelikleri ve beraberlikleri konusunda huzur isteyecekler. Düzen isteyecekler ve denge isteyecekler. Partneri dengesizlik yaşatan, partneri tarafından, eşi, hayat arkadaşı tarafından sürekli dengesizlik yaşayan bir yengeç kadını, bir yengeç erkeği bizi dinliyorsa, partnerinizin bu hafta dengelenmesi aranızdaki uyumsuzlukların sona ermesine İnşallah. yardımcı olacak. Efendim, kalbi boş olan bir yengeç burcu kadını ya da erkeğiyseniz bu hafta katılacağınız arkadaş ortamlarında özellikle ay güneş kavuşumu öyle bir etki yaratacak ki ben ayı kadına güneşi erkeğe benzetirim. Neticede bir bireyin haritasında da güneş babadır, ay annedir. Belki bir çift vesile olabilir. Hayatınıza yeni birinin girmesine sebep olabilir. Aa çok güzel. Yardımcı olabilir. Bu çift baba kız olabilir. Bu çift abi kardeş olabilir. Bu çift flört eden bir çift olabilir. Ya da Süper. karı koca olabilir. Yani kadının ve erkeğin vesile olduğu birilerinin vasıtasıyla yeni bir aşka, güçlü bir beraberliğe kalbiniz boşsa adım Harika. atabilirsiniz. Ya Ve kalbi bu dönem doluysa? atacağınız ilişki adımları evlilikle sonuçlanacak. Kalbi boş olanlar ya kalbi boşsa bu tarz ilişkilere Kalbi başlayabilir. doluysa, Kalbi dolu evliyse. olanlar, evli olanlar ise aynı frekansta olabilecekler. Birbirlerine karşı empati yapabilme sayesinde isteklerinde olan huzuru, uyumu haftanın üçüncü ve dördüncü gününde öyle bir yakalayacaklar ki şükürlerine şükür, enerjilerine enerji katacaklar. Müthiş. Bu hafta çok iştahlı olabilirsiniz. Boğazınıza dikkat edin. Ne kadar sürecek bu Bir hafta işte? sürecek. Çok dikkatli olun efendim. Aman tatlıya, tuzluya çok dikkat edin. Uzak kal biraz. Ölçülü, ölçülü porsiyonlarınızı küçültün. Ha. Kesinlikle iştahınızı kontrol altına alın yengeç. Bak iki oda bir salon olmuşsun. Yapsın kadıncağız ya? Ne Yemezsin. yapsın? Yeme. Yemesin mi? Bak Yemesin bir şey, tabii. yeme demesi kolay. Yeme demesi kolay. Hiç öyle değil yani. Anneciğim görsellikten ziyade bak şimdi gencecik. Yaşı 40'a geldiği vakitte yaşı 50. 40 mısın? İyi tamam bak gerdan yapmışsın zenginliğin göstergesi. Ne yapsın kadın? Azalt porsiyonlarını azalt Hadi sağlığın bugünden için. itibaren yengeçler buzdolabı başından uzak durun. Çünkü kilonuza kilo katabilirsiniz. Ya o Allah kadar güzel muhafaza. bir ritüel var ki. Yemeği seviyorum ve iradeliyim deyin. Yapıştırın buzdolabının üstüne. Bir daha söyle. Yemeği seviyorum, ben irade sahibiyim deyin. Yapıştır buzdolabının üstüne. Yemeği seviyorum, iyi irade sahibiyim. Evet, onu Buzdolabının gördükçe üzerine zaten gitti. dolabı açacak, kapatacaksın. Kesinlikle. Yemeği seviyorum, ben irade sahibiyim. Tabii, Tamam. o sinyali Yengeçler ver yapsın, kendine. hepimiz yapalım mı? Eğer iştahlı olanlar varsa bunu Tamam. yapsınlar. Peki. Bu hafta spotumuz bu. Şaka yapıyorum. Yengeçlere spotum, Spotumuz ne? iradenizi güçlendirin. Her konuda. İradenizi Güçlendirin her konuda. güçlendirin. Her konuda. Özellikle iştah konusunda da. Her Tabii. konuda güçlendirin ama iştah çok önemli. Peki aslanlar ne yapıyorlar? O aslanlar. Bir gelsin bakalım tablonuz. Bu hafta. Böyle ama merak etmeyin. Yine de hayatınızda güzellikler oluyor. Bunları arttırmak, yani bu yıldızları arttırmak için ne yapacaksınız? Tek tek konuşacağız.
Diğer tabloyu da görelim Hüseyin'cim. Diğer tablomuz da gelsin. Üstünde çalıştığınız anlaşmaları imzalayabilirsin demiş. Aşk hayatındaki sessizlik artık sizi rahatsız etmeye başlıyor. Nuray, o bir yıldızlar nasıl 5 yıldız olacak? Canım benim bak, 4 Kasım'dan önce eğer bir temel atmak istiyorsa, ev yaptırmak istiyorsa, ev taşımak istiyorsa, yeni bir iş kararı içerisindeyse, yeni bir denge ve düzen oluşturacaksa hemen bu hafta yapsın. Harekete geçmesi gerekiyor. Cuma'ya kadar mı? 4 Kasım'a kadar. 4 Kasım'a. Çünkü gölge etme ne olur enerjisiyle başlayan yılın son Merkür gerilemesi başlamadan önce ne imzalamanız gerekiyorsa imzalayın. Neye karar vermeniz gerekiyorsa karar verin. Şimdi bak, sen Merkür gerilerken doğmuş bir insansın. Vay bizim halimize. Sen şanslısın Nurcuğum. Niye? Ne yaparsan yap seni bağlamaz Nazar etme ne Merkür'ün olur, gerilemesi. çalış senin de olur. Ne yapalım, biz Merkür doğruyken doğmuşuz. Sen gerilerken Bunu doğmuşsun. nasıl anlayacaksınız? Merkür gerilerken mi, ilerlerken mi Astroloji doğduğunuzu? haritanızı Astrolojik çıkartarak. harita çıkıyor. Bu arada aslanlar, merak etmeyin, uzun uzun anlatacağız ama ben küçük bir anonsum da olsun ekranları başına yeni geçenler için. YouTube Hayatta Her Şey Var kanalımıza bir tıkla abone olup bir de son paylaşacağımız videonun altına yorum bırakırsanız, o bıraktığınız yorumda en çok beğenilen yorumlar arasındaysa Nuray Sayarı sizin astrolojik haritanızı çıkartacak ve size söyleyecek, mesela işte gerilerken mi doğdunuz, ilerlerken mi doğdunuz, neye dikkat etmeniz gerekiyor, ne zaman sözleşme imzalayacaksın, bekarsan ne zaman evlenmen gerekiyor. Tek tek bütün ayrıntıları verecek. Evet, devam edelim aslanlarla. Şimdi iş hayatınızda, aşk hayatınızda, evli olduğunuz düzende neyiniz gizli saklı? Kimlerden neyi gizlediniz ve sakladınız bir aslan burcuysanız? İtiraf etmediğiniz takdirde rezil olabilirsiniz bu hafta. Gizli saklı her şeyin patlak vereceği bir haftadasınız. Allah kimseye gizli saklı işler yaşatmasın ve yaptırmasın. Amin. Hani deriz ya, hiçbir şey gizli saklı kalmaz. Eninde sonunda ortaya Ortaya çıkar. çıkar. Aslan burçları için gizli saklı, eğer gizli saklı hiçbir işiniz yoksa arkanıza yaslanın ve rahat olun. Şükürler olsun, kimseden gizlediğim, sakladığım hiçbir şeyim yok. Ama Hiçbir şeyin patlak vermeyecek deyin. gizli Ama saklısı gizli varsa, saklınız varsa, birilerinin dedikodusunu yaptıysanız, eşinizi aldattıysanız, partnerinize haksızlık ettiyseniz, kaçak göçek işlerle uğraştıysanız, İş arkadaşını gayrimeşru kandırdıysan, duygular ve düşünceler içerisinde olduysanız, birilerinin arkasından iş çevirdiyseniz diyorum, bakın çevirdiniz demiyorum. Çevirdiyseniz, neyiniz gizli saklıysa çorap söküğü gibi ortaya çıkacak. çorap. Nasıl? Çorap söküğü gibi ortaya çıkacak. Ay, kötülük yapan herkesin ortaya çıksın zaten. Çıksın tabii canım, Allah Allah. Bu da aslanların o zaman bir anlamda Ama psikolojisini de bozacak. tabii ki o zaman da vesveseden uzak durmalısınız. Ruh sağlığınıza vesveseden uzak durmak iyi gelir diyorum, ama gizliniz saklınız varsa yapın yapacağınız kadar vesveseyi, bana ne? Gizlisi saklısı olanlar bu hafta Kesinlikle, hele gerçekten bu temkinli arkadan iş olacak. çevirenler, iki yüzlü olanlar, onu ona fitne edip onu ona kötüleyenler, sonra da ellerini bağlayıp oturanlar. Eyvah diyorum halinize. Sevmiyorum dedikoducu Bir de insanları. aslansan bunları yapıp bir de aslansan bu hafta senin için felaket haftası olacak. Evet, ama bunlarla alakan yoksa, Biraz güzellikten kalbin bahset bize. boşsa, yeni aşk senin önüne gelecek. Efendim, iyi kalpli bir aslansan, kimsenin hakkını yemediysen, inanın bana, hayat size ikramda bulunacak. Ama yanlışlar yaptıysanız, Vay açtığınız o halinize. derede kendi ipinizi kendiniz çekeceksiniz. Peki yine özel hayata gelelim. Kalbi boş olan aslan ne yapıyor? Evli olan aslan ne yapıyor? Aşk hayatı aslanlara ne Eşine diyor bu sadık bir hafta? aslan burcuysa, eşiyle arasında dengeyi, düzeni sağlamlaştırmaya özen gösterecek. Tamam. Ama evli veya bir ilişkisi olan bir aslan burcuysa, gizlisi saklısı varsa patlak verecek. Eyvah diyorum hallerine bu hafta. Bence bu akşam hemen, haftanın üçüncü gününü beklemeden, hakikaten gizli saklı işler yaptıysanız, affa maruz kalmak istiyorsanız,
Ben bir hata işledim. Başkalarından duyacağına ben sana bunu söyleyeyim deyin. En azından ilişkiniz çıkmaza girecekse o çıkmazdan çekin, kurtarın İşçi kendinizi. hissediyorsun, itiraf eden ol. Tabii ki canım, her zaman bak, herkes hata yapabilir. Ben de yanlış yapabilirim, sen de yanlış yapabilirsin. Bilerek ya da bilmeyerek hatalar yapabiliriz. Ama hatamızın farkında olduğumuz anda telafi edebiliriz, doğruyu bulabiliriz. Bu hafta spotum sizlere. Hatalarınızı telafi edin. Evet, aslandan sonra hemen başaklara geçeceğim. Başaklar, ben aslanın spotunu yazarken siz başağın tablosunu inceleyin bakalım. Hatalara dikkat ediyoruz sevgili aslan. Başaklar ne yapıyorlar? Başaklar sağlık konusunda bak, inanılmazsın biliyor musun? Editörümüz sevgili Ayda Başak ve şu Hep anda bir grip. sağlık problemi yaşıyor. Diğer başaklar ne durumda bilmiyorum ama sağlık problemimiz yoktur inşallah. Önlem almanızı sağlayacak bu program. Hep başından beri söylüyorum. Başakları hangi konuda şiddetle uyarıyorsun bu hafta? Bak, diz dedim ama kemik yapılarıyla alakalı. Ben şeyde, başlıkta diz ağrıları için mutlaka doktora gidin dedim. Bu hafta grip olabilirsiniz, nezle olabilirsiniz, bağışıklık sisteminiz düşebilir. Lütfen bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Ola ki kemiklerinizde, dizlerinizde ağrılarınız varsa, hatta bu hafta güne bu ağrılarla başladıysanız mutlaka ve mutlaka bir hekime gidin ve başvuruda bulunun. Ki yarın öbürsü gün başka sorunlarla karşı karşıya kalmayın. Kalmamak için. Ya da minicik bir şeyinizi ileride büyük bir ameliyatlık duruma getirmeyin. Bunlara özen gösterin. Sağlıkta bağışıklık sistemine, kemik yapılarına ve diz ağrılarına karşı duyarlı ve dikkatli olmaları gereken bir haftadayız. Peki diğer alanlarda aşk hayatlarında, iş hayatlarında neler bekliyor başakları? Şimdi onlar ilişkilerinde ve beraberliklerinde düzenlerini korumaya çalışmaktan dolayı fazla yoruluyorlar. Şimdi kaybetmekten korkmak kaybetmeye davetiyedir. Eğer bir Başak Burcu kadını ya da erkeğiyseniz, süregelen bir beraberliğe, evliliğe, düzene, güvene, uyuma sahipseniz bu kuruntuları aşın, kurtulun. Kesinlikle ortada bir sorun yokken sorun enerjisini hayatınıza çekmeyin. Uyumlu, mutlu ve huzurlu olmak düşüncelerinizde ve davranışlarınızda gizli. Lütfen bu hafta ilişkinizin enerjisine kuruntuyu dahil etmeyin. Kalbiniz boş ise, gönlünüz boş ise ve yeni bir aşka ihtiyaç duyuyorsanız, ne kadar yeni bir ilişkiye başlamaya hazırsınız ya da değilsiniz. Çünkü karşınıza yeni yeni insanlar çıkabilir ama bunu siz bilebilirsiniz. Karşınıza çıkan kişi, efendim bu beyefendi ya da bu hanımefendi yeni bir ilişkiye başlamaya hazır mı, değil mi? Nereden anlasın? Kimse müneccim değil. Siz kendinize bunu sorun. Kimsenin duygularıyla bu hafta oynamayın. Hadi bir tanıyayım, olursa olur, olmazsa olmaz yapmayın. Çünkü bu hafta yaydığınız enerjinin karşılığını görebilir ve alabilirsiniz. Özellikle kalbinizi hazır hissetmiyorsanız ve gönlünüzü bir ilişkiye boşsanız, gönlünüzü bir ilişkiye hazır hissetmiyorsanız, bir aşka açık olduğunuzu düşünmüyorsanız, bahsedilen yeni kişileri tanıma fırsatını erteleyin, öteleyin. Evliyseniz uyum, denge ve huzurlu bir haftadasınız. Sadece gereksiz korkular, gereksiz kaygılar yapmayın mümkün olduğunca. İş ve çalışma yaşamınızda sizi neler bekliyor? İş hayatınızla ilgili projeler üretirken koşullarınızı göz ardı etmemelisiniz. Yani çalıştığınız bir iş, uyguladığınız bir proje, prensipli düzeniniz, koşullarınızı ne kimsenin göz ardı etmesine müsaade edin, ne de siz göz ardı edin. Yani ihmalci olmasınlar iş hayatlarında bu hafta. Bugünün işini yarına asla bırakmayın. Bu hafta öteleme, erteleme ile hareket etmemeleri gereken bir haftada oldukları konusunda başakları gökyüzü uyarıyor. Aynı zamanda bu nedenle iş yaşamlarında ortalığı karıştırmayı seven,
kurnaz arkadaşlarının farkına varabilirler? Onlara karşı nasıl bir davranış içerisinde olmalılar biliyor musun? Yok saymalılar. Farkına vardınız. Kesinlikle kimseyi kimseyle yüzleştirmeye ya da onun ayıbını ortaya çıkarmamaya özen gösterin. Kurnazları fark ettiğinizde farkında olun, şükredin ama kimsenin ayıbını kimsenin yüzüne vurmayın. Buna da özen gösterin bu hafta. Ayrıca bir dedektif gibi çalışan, zihin ve kararları konusunda kimseye soru sormadan o kadar kararlı çalışacaklar ki hatta icatlar keşfedebilirler. Zihinleri, düşünceleri, çalışma prensipleri çok aktif olacakları bir haftadalar. Süper. Ve güzel para kazanacaklar. İyi hedefler belirleyecekler ama prensiplerinden ödün vermemeye özen göstersinler bu hafta. Spotumuz ise başkalarının ayıbını gördüğünüz zaman yüzlerine vurmayın. Uzunca bir spot oldu. Kimsenin kabahatini yüzüne vurmayın. Kimsenin kabahatini yüzüne vurma sevgili Başak. Evet teraziler, ekran başındaysanız bu hafta size neler getiriyor? Yıldızlar sizin için ne söylüyor? Hangi alanda yıldızınız eksik? Neye dikkat etmeniz gerekiyor? Gelsin tablomuz. Bu haftanın en şanslı ve mutlular arasında evet. Boğa vardı, terazi vardı. Şimdi aşk hayatınızda direkt aşkla girdi bak. Aşk hayatlarında olumlu gelişmeler olabilir. Keyifli ve neşeli zamanlar geçirebilirler. Yani kalbi boş olan terazi birini buluyor mu artık? Bulur. Bu hafta kesin bulur. Hatta aramasına bile ihtiyacı yok. Belki daha önce gözüne kestirdiği, belki daha önce dilediği kadınsa beyaz atlı prensi, erkekse de güzeller güzeli hurisi karşısına çıkabilir. Bu hafta bekarlar. Kalpleri dolacak, yeni aşkları açılacak ve bu hafta başladığınız aşklar size istikbal vaat edebilir. Ay harikasın. Size gelecek vaat edebilir. Ve siz bu dönem başladığınız gerçek ilişkiler ve aşklarla sağlam bir evlilik yapabilirsiniz ileride. Müthiş. Ya da birliktesiniz, flört ediyorsunuz. Genelde terazi erkeği hep hazır değildir ilişkiye ve evliliğe. Hazır olması bekleyene kadar sizin dalağınız şişer. Böbrekleriniz iflas eder. Tabii ki. Dolayısıyla bu hafta hazır olamayan terazi erkekleri hazır olacaklar inşallah. Dolayısıyla bir terazi erkeğiyle bir birlikteliğiniz varsa, flört ediyorsanız, ilişkinizin adını koymaya hazır değilse, efendim evliliğe hazır değilse, Allah'a bin şükür gezegenlerin kombinasyonu onların hazır olmadıkları şeylere hazır olmasına etki ederken bir anda evlilik teklifi alabilirsiniz. Hadi gözümüz aydın. Bu durumda size fırsat getirebilir. Doğru bir haftada, doğru bir düzende geleceğe doğru sağlam adımlarla ilerleyebilirsiniz. Kesinlikle. Yani bir terazin partnerin varsa onu nikah masasına oturtturman an meselesi. Kesinlikle. Bir terazi eşim varsa peki? Onunla uyumu yakalamak, hayattan keyif almak için de son derece verimli bir haftadasın. Çok her güzel. Konuda birbirinizle çok iyi anlaşabileceğiniz, birbirinizin dilinden konuşabileceğiniz verimli bir hafta geçireceksiniz. Fırsat bilin bunu. Neyi aldırmak istiyordunuz da aldıramadınız. Nereye gitmek istiyordunuz da gidemediniz. Biraz akıllı kadınlar olun. Terazi kocanız varsa bunları tam istediğiniz gibi yaptırabileceğiniz verimli bir haftadasınız. Eve geldiği vakitte hoş geldin hayatım. Canım, ne seviyorsa onu pişirin. Çünkü bu hafta ona sunduğunuz her şey milyon kat geri dönecek. Kat kat değil, milyon kat geri dönecek. Terazi eşin varsa bugün bu hafta sırtın yere gelmez. Aynen, kesinlikle, ama ona gözüne de hitap et, gönlüne de hitap et, damak tadına da hitap et. Kesinlikle. Aşk için başka ekleyeceğim var mı terazilere? Aşkta olumlu gelişmeler, verimli bir hafta, son derece huzurlu. İş ve kariyer yaşamlarında Bir dakika, iş yaşamına geçmeden önce akraba ve arkadaşlarınızla ilişkilerinizi yeniden gözden geçirin demişsin terazilere. Evet, şimdi terazi genelde çok konuşmayı sevdiği için vaktiyle onun için dert olmuş, keder olmuş bir şeyleri
akrabalarıyla, arkadaşlarıyla paylaşmış olabilirler. Hani iki kişinin bildiği hiçbir zaman sır değildir. Sadece benle Allah'ın arasındaki sırdır. Ama benim de bir arkadaşım varsa, ben Yaradan'la paylaştığım bir sırrımı onunla da paylaştıysam bu bir sır değildir. Geçmişte verdiğiniz sırları akrabalarınız, arkadaşlarınız bu hafta ortaya çıkarırsa eğer, buna üzülmeyin, ilişkilerinizi gözden geçirin. Bunun bir kayıp olduğunu düşünmeyin. Kimin ne olduğunu keşfettiğinizi gördüğünüz bir hafta olduğu için sevinin. İş ve kariyer yaşamınızda idealleriniz için daha çok çaba sarf edin, daha çok çaba sarf edin. Aman tamam bu kadar yeter demeyin. Çalışmaktan çekinmeyin, üretmekten korkmayın. Bu hafta sağlığınız ve saatiniz son derece yerinde olacak. Moraliniz ve motivasyonunuz da arttıkça artacak. Bu artan motivasyon ve moral kesinlikle çalışma enerjinizi yükseltecek, ama idealleriniz için daha çok çaba sarf edin. Spotum ise sizlere. Sağlık için. Sağlıkta enerjileri çok yüksek ve sıhhatli bir haftadalar. Peki spotumuz ne? Spotum onlara bu hafta kıskançlık yapmayın. Hangi konuda özellikle? Her konuda. Bu haftaki teraziler için kıskanç birazcık bir hafta. Kıskançlıklar olacak. Olabilir. Her Şimdi, ne kadar 5 yıldızsa da. Instagram'a baktığımızda Tülay Toluhan demiş ki, neden yıldız tablosunu hemen geçiyorsunuz? Her hafta yazıyorum. Lütfen ya, biraz duyarlı olun demiş. Birkaç kere gösterseniz ölür müsünüz demiş. Hüseyin, ver bir daha terazinin tablosunu. Tülay Hanımcığım, sizi mi kıracağız? Yeter ki siz sinirlenmeyin, sakin olun. Bak terazinin tablosu. Her tabloyu da birazcık ekranda tutalım. Seyirci görmek istiyor tabii. Tabii ki. Tamam mı Tülay Hanım, oldu mu? Sakin. Çünkü her sinirlendiğinizde, her üzüldüğünüzde hücrelerinizin öldüğünü unutmayın. Kesinlikle. Sakin olacağız. Her şeyi sakin karşılayacağız. Akrepler acaba bu haftayı sakin karşılıyorlar mı? Bir tabloyu görelim. Tablo bir kalsın. Seyirci tabloyu görmek istiyor. Aşk, para ve sağlıkta. Bak. Nuray, gözümüz ve kulağımız aşk sende. Aşk yaşamlarında gizli ve derinden ilerleyecek girişimlerde bulunabilirsiniz dedi. Tamam. Yaşadığınız yerle ilgili kararlar alabilirsiniz. Yaşadığınız yerlerle ilgili kararlar alabilirsiniz. Ailenize artık vakit ayırın dedim. Şimdi öncelikle gizli ve derinden ilerlemek demek ne demek? Hemen onu bir açalım. Sinsilik demek gibi geliyor bana. Değil. Gizli ve derinden. Bak. Sinsice. Şimdi bir akrep, pardon. Akrep doğru. Bir akrep yay geldi de oraya, o yüzden. Ha, yay niye geldi arkadaşlar? Akrepteyiz biz. Hayırdır, ne oluyoruz? Evet, akrep. Şimdi, birazdan tablo gelir. Akrep burçları için özellikle kalbi boş olanlar, karşılıksız ve platonik aşk yaşayanlar, gizli gizli derinden derinden ilerleyerek keşfetmek istedikleri ve elde etmek istedikleri kişileri yeni ayın akrep burcunda doğmasıyla birlikte hafta boyunca keşif yapacaklar. Kendini fark ettiremediğine fark ettirecek. Kendini gösteremediğine gösterebilecek. Kendini dinletemediğine dinletebilecek. Aynı zamanda akrep burcunda meydana gelen yeni ay geri harekete başlamadan önce Merkür ile adeta, hani Zümrüt'ü anka kuşu ölür ve küllerinden yeniden doğar ya, akrep öyle bir haftada ki bittim, mahvoldum, bir daha doğrulamam, bir daha toparlanamam dediği her konuda Zümrüt'ü anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğacak. Örneğin Mars bir terazi, pardon, Mars bir koç burcunda Zümrüt'ü anka kuşu görevi yapar. Bir de akrep burcunda Zümrüt'ü anka kuşu görevi yapar. Yeni ayında verdiği kombinasyonla kesinlikle ve kesinlikle güneş de şu an akrep burcunda. Kime kendini gösteremiyorsun, göstereceksin. Kim seni anlamıyor, anlayacak. Kim seni fark etmiyor, fark edecek. Sonra da diyecek ki, gözüm kör olsun, nasıl göremedim, nasıl fark edemedim bu hatunu ya da bu adamı. Yani fark edilmek isteyen akrep burcu bu hafta farkındalığı o kadar yükseliyor ki. Kesinlikle fark ediliyor. Karşıdaki kişi tarafından fark edilecek. Aynen öyle. Süper. Ve gizemli her konuyu çözebilecek. Harika. Aynı zamanda hem maneviyatları hem ruhsal enerjileri çok çok yükselecek. Şimdi zaten ruhsal maneviyatın yükselmesi, ruhsal enerjinin artması akreplerin
dua ettikleri her şeye konsantre olarak gerek iş yaşamlarında, gerek maddi konularda, gerek aşk yaşamlarında neyi diledilerse onu yaşayacaklar. Ay ne güzel. Dileklerinize öyle bir konsantresiniz ki başaramayacağınız iş yok bu Hay hafta sizin. maşallah. Kesinlikle verimli bir haftadasınız. Sadece ailenize vakit ayırın. Evli bir akrep burcuysanız, bir evlatsanız, ananız babanız akrep burcuysa ya da çocuğunuz akrep burcuysa onu ne kadar anlıyorsunuz? Onun ne kadar yanındasınız? Yanında olmasanız bile elini tutun, ona seni, onu sevdiğini söyleyin. Yani empati yapmak, anlayışlı olmak, sevgiyi aktarmak akreplerin enerjisini daha çok arttıracak. Yükseltecek. Yaşadığınız yerlerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Örneğin evinizi taşıyabilirsiniz. Kendinize ait bir iş yeriniz varsa orayı değiştirmek isteyebilirsiniz. İşlerinizi büyütebilirsiniz. Geriliminizi arttırabilirsiniz. Kendinizle ilgili yenilikler yapma kararı alabilirsiniz. Ama tabii ki bu hafta özellikle ve özellikle aklınıza koyup başaramadığınız ne varsa onları tek tek geliştirip gerçekleştireceğiniz bir haftadasınız. Bir tek akrepler, onu yazmadım ben orada. Besin zehirlenmelerine karşı dikkatli olsunlar. Bağışıklık sisteminizde sorunlara karşı önlem almalısınız. Beslenmeye özen göstermelisiniz. Lütfen. Özellikle hani hiç bilmiyorsunuzdur belki, besinle ilgili alerjik bir test yaptırmamışsınızdır. Bazı zehirlenme olayları olabilir Gıda akreplerde. zehirlenmeleri ile Gıda ilgili. zehirlenmelere karşı temkinli ve dikkatli olmanızda fayda var. Peki. Yani sağlıkta her ne kadar risk görünmese de beden sağlığı gayet iyi ama işte gezegen kombinasyonlarından dolayı gıda zehirlenmeleri olası ve söz konusu olabilir. Tek tek soruyorum yine, kalbi boş olanlar Kalpleri dolacak. fark Fark edilecekler. edilecekler. Platonik aşık olanlar kafaya koyduklarını çekecek, hayatlarına sokabilecek. Evli olanlar ise kesinlikle ve kesinlikle aşk elektriğini ve enerjisini yükseltecek. Süper. Sağlık konusunda gıda Gıda zehirlenmelerine zehirlenmelerine girecekler. karşı tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var. Aileleriyle ilgili, yaşadığı yerle ilgili yeni kararlar alabilirsin demişsin. Evlerini değiştirmek isteyebilirler, iş yerlerini değiştirmek isteyebilirler. Yani sahip olanlar ama çalışanlar için bir değişim değil. Bir iş yeri sahibi iş yerini bir yere taşıyabilir ya da yeni bir yer kurmak isteyebilir. Yeni bir düzene açık olabilirler bu hafta. Spotumuz ise bu hafta onlara. Kendinize çok güvenin her konuda. Çünkü bu hafta Sizin farkındalık haftası. haftanız farkındalık haftası. Kendine güven sevgili akrep. Bu arada Seyhan teyzeciğim de izliyormuş Ankara'dan. Öpüyorum yanaklarından. Böyle anne yarım gibidir. Çok severim onu. Selamlar, İzliyormuş. sevgiler olsun. Sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi sevgili yaylar. Şimdi sevgili yaylar. Önce tabii tablo gelecek ekrana. Bir tabloyu bir görelim bakalım. Sevgili yaylar için bu hafta neler söylüyor? Güzel. Çok güzel. Güzel, öteki tablon da güzel. Evet, Hadi iletişim. başla o zaman. Yaylar Şimdi için ne bak, söyleyeceksin? gerek aşk, gerek sosyal yaşam, gerekse iş yaşamlarında çevrelerindeki insanlar ile kişiler ile iletişim trafiğinizin artması biraz sizi şaşırtacak. Keyif aldığınız yolculuklara çıkabilirsiniz. Aşk hayatınızda her şey yolunda olacak. Örneğin evli bir yay burcu olabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde, haftalarda eşinizle birbirinizi anlamamış olabilir. Ya da birinizden birisi baskın davranmış olabilir. Ayrılık, kırgınlık ve kopukluklar yaşamış olabilirsiniz. Bu ayrılık, kopukluk ve kırgınlıklardan dolayı da bu hafta pişmanlıklar Yaşanabilir. yaşayabilirsiniz. Birbirinizin hatalarını fark edebilir. Bunu birbirinizden özür dileyerek telafi edebilir. Ayrılıklarınız varsa barışma ve birleşmeler yaşayabilirsiniz. Hadi gözünüz aydın. Kalbi boş olan bir yay burcuysanız lütfen içsel huzurunuzu arttırabilecek, sizi gerçekten görselliğiyle, konuşmasıyla, hitabetiyle, bakışıyla cezbedecek kişileri kendinize çekin.
yere bakan kadından, yere bakan adamdan size hayır gelmez bu hafta. Yani gözünü sizden kaçıran kadından da adamdan da fayda gelmez. Kesinlikle. Gözünüzün içine bakan herkese hoş geldin deyin, bakmayanı gönderin. Kesinlikle göz teması çok önemli Nur. Hele yaylar için bu hafta çok çok önemli. Özellikle bireysel yaşamlarında artan iletişim trafikleri onları şaşırtacak. Yeni çevrelere girebilirler, yeni arkadaşlıklar edinebilirler. Hatta seçici ilişkiler ile sağlam aşklar, sağlam dostluklar da kurabilirler. İnşallah. Evliler, birlikte olanlar, ayrılık, kopma, anlayışsızlık geçirmiş olanlar için birleşme, barışma, uyum içerisinde olma haftası olacak bu hafta. Kalbi boş olanlar ise ruhlarına hitap edenleri çekerlerse güzel aşklara sahip olabilirler. Nasıl İş çekecekler ruhlarına hitap onu edenleri? anlayacak zaten gördüğünde. İlle bir enerji uzmanı olmanıza gerek yok ki. Sizle konuşurken yere bakan bir adamın size faydası olmaz. Sizle konuşurken sağa sola bakan bir kadının kendine de hayır olmaz, size de faydası olmaz. Kesinlikle ne tepeye bakandan, ne yere bakandan, ne sağa bakandan, ne sola bakandan fayda Yaylara gelmez. şunu söylüyorsun ya, baktın adam ya da kadın senin gözün içine bakmıyor, o enerjiyi alamıyorsun. Bu ilişkiye sakın devam etme bu hafta diyorsun. Kesinlikle devam etme. Yani ondan bir ilişki olacağını bekleme aslında. Peki yıllardan beri evliyiz, kocam gözüm içine bakmıyor. Adam boşayacak değilim herhalde. Adamı boşama ama ne yapayım? Bunun gözünün içine bakmasını sağla. Ha. Konuşurken niye gözlerini Artık benden orası sana kalmış. kaçırdığın vakitte konsantre olamıyorum de. Peki. Aynen öyle. İş hayatlarında nasıllar, İş ve kazançları? çalışma yaşamlarında özellikle seyahatleri çok olabilir. Seyahatlere çıkabilirler. Kendi işine sahip olan yay burçları güzel sonuçlar elde edebilirler. Çalışan bir yay burcu ise hakkını alamadığını düşünüyorsa zam alabilir, terfi alabilir, yükselme yaşayabilir. İşsiz bir yay burcuysanız efendim, bu hafta kesinlikle iş arayın. Eğer bu hafta iş ararsanız önümüzdeki hafta Merkür gerilerken aradığınız fırsatlar ayağınıza gelebilir. Ve Merkür gerilerken nasıl işe gireceğim diyorsanız bu hafta aradınız gerilemeden niyetine girdiğiniz Öncesinde her şey başladığınız için. kesinlikle başlamanızda hiçbir sakıncası yok. Sağlık için ne söylüyorsun Sıhhat yaylara? ve sağlık için son derece sağlıklı bir haftadalar. Son derece sıhhatli ve sağlıklı bir haftadalar. Yani Peki. onları sağlık konusunda uyaracağım bir durum olası ve söz konusu Bir değil. şey daha sorabilir miyim yaylar için? İletişim trafiğinizin hızlanması sizi şaşırtacak demiştin ya. Bu ikili ilişkide mi? Her konuda gerek sosyal, gerek aşk, gerek işsel ilişkiler konusunda. Yani bu hafta bereketli bir haftadasın Bereketli bir sevgili yay. haftadalar kesinlikle. Spotumuz ne? Spotum onlara. Hayattan her an keyif alın. Hayatın tadını çıkar diyorsun. Tadını çıkarın. Evet, bu hafta güzel bir hafta çünkü. Peki oğlaklar ne diyorlar? Bakalım. Önce oğlağın tablosunu görüyoruz tabii ki. Ekrana getiriyoruz. Şöyle ekranda kalıyor bakalım oğlağın tablosu. Sağlık biraz endişelendiriyor. Tek yıldız Uyku vermişsin. düzenine, uykunuza dikkat edin bu hafta. Oğlaklar bu hafta boyunca gece uykusuzlukları çekebilirler. Hafta boyunca gezegenlerin kombinasyonları onların içsel ve hissel dünyalarında sürekli bir içlerinde patırtı ve gürültü vardır ya. Bir şeye kafamızı takarız. Zihnimizin içerisinde 1 milyon tane düşünce birbirine dokunmadan dolaşır, bizi Tabii. halsiz bırakır, yorgun bırakır, uykusuz bırakır. Valla tevekküllü olun. Hata yapmış bir oğlak burcu olabilirsiniz. Yanlış yapmış bir oğlak burcu olabilirsiniz. Bunların farkına varabilirsiniz. Terk edilmiş bir oğlak burcu olabilirsiniz. Bunun için üzüntü yapıyor olabilirsiniz. Geçmişle ilgili hiçbir konu için biten hiçbir şeyin size geri dönmesini beklemeyin. Hatalarınızı telafi ettiyseniz ve karşı taraf anlamadıysa onun için de artık ah tu tuh vahtı demeyin. Geçmişe asla üzülmeyin. Geçirdiklerinize, geri çevirmeye çalıştıklarınıza geri dönmüyorsa ne gözyaşı dökün ne üzüntü yapın. Siz şimdi de kalın, şimdiyi yaşamaya özen gösterin ve geçmişle ilgili kesinlikle içsel yolculuğa dalmaktan vazgeçin.
Asıl sizin bu hafta içsel yolculuğa, geleceğe çıkmanız lazım. Nasıl Gelecekten yapacağız ne bekliyorsunuz? Gelecekte neler planlıyorsunuz? İşiniz hangi düzeyde ve nereye taşımak istiyorsunuz? Buna konsantre olun. Geçmiş yolculuktan çıkıp gelecek yolculuğuna çıkın ve sağlıkta uyku düzeninize dikkat edin. Sağlığınızdan olmayın. Niye acaba uykuları kaçıyor bu hafta Geçmişe Oğlak'ta? takıldıkları için. Geçmişi düzeltemediği için. Geçmişte kaybettikleri için. Geçmişte elinden kaçırdıkları için. Yani geçmişe ait her şey onların bilinçaltında ciddi anlamda düşünceden dolayı uykusuzluğa neden olabilir. Aman diyorum. Geçmişi bıraktığınız takdirde hiçbir şey sizi isteseniz de tüketemez, yoramaz ve yıpratamaz. Ama geçmişe takılı kalırlarsa Sağlıklarından olurlar. Uykusuz geceler geçirip başarılı bir iş hayatınız vardır. İşinize konsantre olamazsınız. Gerekli performansı gösteremezsiniz. Evet, uykusuzluk her şeyi tetikliyor. Tabii ki Bağışıklık tetikliyor. sistemi Aynen tetikliyor. öyle. Duygu durumunu tetikliyor. Mutsuz uyanıyorsun. Ona Tabii. buna çatıyorsun. Yani uykusuzluk çok zor bir şey. Peki uyku Oysa ki düzenlerine dikkat etsinler. geçmişi bırakıp yaptıkları, yapmayı planladıkları işte ekonomik konularla ilgili girişimlerinizi hızlandırabileceğiniz bir haftadasınız. Geçmişe takılmadığınız takdirde. Aşkınızı kalbinize gömmekten vazgeçin. Ayrıldınız, bitti. Gömdün. Kabristan mı senin kalbin? Karacaahmet de değil, Zincirlikuyu da değil senin kalbin. Bitti diyorsun. Bitti. Giden gitti, kalarsa Aynen kalan öyle. sağlar Bırak senindir. onu. Kendi yolunda yolu açık olsun. Ay ay ay. Kesinlikle. Ha çok meraklıysanız kabirleri gezin, Fatiha okuyun, ziyaretlerde bulunun. Ama gömmeyin kalbinize kimseyi. Kesinlikle kalbe kimseyi gömmeyin. Yalnız ve kalbi boş bir bireyseniz yeni bir aşka kalbe gömdüğünüzü dışarıya attığınızda açabilirsiniz. Ama hala burada mefta tutuyorsanız yeni aşka da açamazsınız kalbinizi. Lütfen buna dikkat edin. Peki. Bunu özellikle üzerinde duruyorsun ki Bak evlenip geçmişin ayrılmış olabilirsiniz. Büyük bir aşk yaşayıp bitirmiş olabilirsiniz. Onu artık kalbime gömdüm diyorsanız onu buradan çıkarmadıktan sonra yeni birini kalbinize sokamazsınız. yani biriyle gidecek ki birilerine yer açılacak. Aynen öyle. Kesinlikle. Kalbiniz kabristan değil. Peki ekonomik konu, şimdi aşkı şöyle tamamlayalım. Kalbi boş olanlar için yine soruyorum. Yine evli olanlar için soruyorum. Oğlak'ta neye dikkat etsinler? Aşkım benim buraya kimseyi gömmedilerse yeni aşkları açıklar. Evli olanlar ise kesinlikle birliktelik ve beraberlik konusunda dengenin, düzenin ve uyumun içindeler. Kalbi boş olanların gerçekten kalbini boş tutması lazım ki sağlam bir ilişki yaşamlarına girebilsin. Peki ekonomik konularla ilgili girişimleri hızlanacak. Ne yapıyorlar oğlaklar? İşlerini arttırabilirler, çalışma performanslarını yükseltebilirler ama geçmişe takılmadıkları takdirde. İşte de. İşte de ne aşkta ne işte geçmişe takılmadıkları takdirde hafta boyunca meydana gelebilecek yenilikler haftanın üçüncü ve dördüncü gününden itibaren fırsatlar yağmurları yağdıracak onlara. Güzel imkanların sunulmasına etki edecek ve neden olacak. Sağlık konusunda peki onları nasıl uyarıyorsun? Sağlık konusunda Uyku. neye dikkat Uyku etsinler? ve bağışıklık sistemi. Uykusuz kalmamaya, saatinde vaktinde uyuyup uyanmaya, enerjilerini yükseltme konusunda uyarıyorum. Yani hep dediğimiz bir şey var ya bu programda da, geçmişin dertleriyle bugünün gücünü azaltma diyorsun. Kesinlikle azaltma. Geçmiş geçmişte kaldı, yaşadın, bitti, artık onu hayatından da çıkar, düşüncelerinden de çıkar. Ve öfke de duymayın. Hiç kimseye kızmayın, nefret etmeyin. İnanın herkesin bu hayatta birbirine görevi var. Kimi 30 yıl kalır hayatında görevini tamamlar gider. Kimi 10 ay kalır görevini tamamlar gider. Kimi 20 yıl, Doğru. kimi 5 yıl. Allah hepsinden razı olsun. Yolları açık olsun deyin. Evet. Kesinlikle. Peki oğlaklara Spotum ne? spotun. Geçmişi bırak. Şimdi kaçıranlar ve izleyemeyenler varmış. Onlar için tekrar edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Hatta koçtan başlayacağız. Spotlarını birlikte
Tekrar tekrar vereceğiz. Nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda da uyarıları da vereceğiz. Çünkü çok önemli, biliyorsunuz Nuray Sayar ile haftaya başlıyoruz. YouTube Hayatta Her Şey Var kanalından bir seyircimize astrolojik harita vereceğiz. Onu nasıl yapacaksınız? Program biter bitmez bu programın tamamı YouTube'a yüklenecek. Bir videonun altına bir yorum bırakacaksınız. Beğenilen yorum, yani diğer takipçiler tarafından en çok sizin yorumunuz beğenildiyse Nuray Sayar bir kişinin astrolojik haritasını çıkartacak. Tek tek yorumluyor Nuray Sayar'ı ve sıra kovalarda. Kovalar, bu haftaya nasıl başlıyorsunuz? Hangi alanda yıldızınız eksik? Hangi alanda yıldızınız parlıyor? Aşk ve para konusunda mükemmel olduğunuz gibi sağlık konusunda neye dikkat etmeniz gerekiyor? Nuray'cığım söz sende. Yeteri kadar su içtiğinizden emin olmanız gerekiyor bu hafta. Ne kadar su içiyorsunuz? Cildiniz ne kadar kuru? Sağlık konusunda. Sağlık konusunda. Su çok önemli. Kesinlikle. Bak, ay zaten git gel olaylarını temsil ediyor. Kova burçları bu hafta sağlıkta ne kadar su tüketip tüketmedikleri konusunda araştırmacı olsunlar. Günde kaç bardak su içiyorsunuz? Bu çok önemli. Cildinizi, bedeninizi susuz bırakmamaya özen göstermeniz gereken bir haftadasınız bu hafta. Geleceğinizle ilgili hedeflerinizi gözden geçirmeniz ve girişimlerde bulunmanız gereken bir haftadasınız bu hafta. İş hayatınız, kariyeriniz, çalışmalarınız konusunda oldukça çalışkan, oldukça verimli, oldukça atak olabileceğiniz bir haftadasınız. Ama aynı zamanda geleceğinizle ilgili hedeflerinizi gözden geçirmeniz gerekiyor. Nasıl gözden geçirmeleri gerekiyor? Örneğin sahibi olduğunuz bir iş düzeniniz var. Bu işte ne kadar verimlisiniz? Bir bakın, dönün bakın. Gelen gelirden ziyade işin geleceğinde daha neler yapabilirsiniz? İşinizin ufkunu ne kadar açabilirsiniz? Büyümek mi istiyorsunuz, küçülmek mi istiyorsunuz? Büyümek mi sizin hayrınıza? Sahip olduğunuz işte küçülmek mi sizin hayrınıza? Bunu yaşadığınız alanı gözlemleyerek fark edebilir, görebilir. İlerlemek isteyenler ilerleyebilir. Küçülmek isteyenler, bütçesel zorlanmalar yaşıyorlar ise küçülebilirler. Ama net bir karar vermeleri gerekiyor. Bu kararı nasıl verebilirler? Sahip oldukları düzeni kontrol ederek, göz ardı etmeden. Aynı zamanda sosyal ve iş çevreleriyle alakalı çevrenizde ön plana çıkabilmek, kendinizi doğru ifade edebilmek motivasyonunuzu ve mutluluğunuzu da arttıracak. Kova burcu kadınları, Kova burcu beyleri bu hafta kendilerini doğru bir söz ile, doğru bir ifade ile adlandırıp sunmalarıyla anlaşılır olabilecekler. Bu anlaşılır olabilme durumu ise onların bireysel yaşamlarında düzeni, dengeyi, uyumu ve huzuru da arttıracak. Evli olanlar, evliliklerinde zorlanmadan geçenler, haftanın 4. ve 5. gününde onlara göre sürpriz, astrolojiye göre gezegen kombinasyonlarından dolayı dengelenme, toparlanma haftası olacak. Haftanın 4. ve 5. gününde eşinizi terk etmiş bir kova kadınıysanız, eşinizi terk etmiş kova erkeğiyseniz, biz gelecekte yolumuza devam mı etmeliyiz? Yoksa dostça yollarımızı ayırmalı mıyız? Bunun üzerinde düşüneceksiniz. Bunun üzerinde düşünerek net ve sağlam kararlar alacaksınız. İnşallah. Kalbi boş olan kovalar bu hafta yeni aşklardan uzak kalsın. Çünkü kalbi boş olanlar kalbende, düşünce olarak da yeni bir aşka kendilerini açık hissedemeyecekler. Yeni bir aşka kendilerini açık hissedemedikleri için de karşılaştıkları, tanıştıkları kişiler ile yeni aşklara adım atmasınlar. Hazır olmadığınızı hissetmedikçe yeni bir ilişkiye başlamayın. Flört eden, süre gelen bir ilişkiyi yaşayan bir kova kadını ya da kova erkeğiyseniz, birlikteliğinizin geleceğe varıp varmaması konusunda karşılıklı düşünceler içerisinde olacak, net bir karar alacaksınız. Ben sana nasıl bir hayat verebilirim? Sana verdiğim hayatın karşılığında senden ne alabilirim? Bunlar üzerinde düşünürken
Sağlam bir gelecek kararı kurmaya da karar verebilirsiniz. Ya da biz flört ederek eğleniyoruz, flörtle kalması daha hayırlı diyebilirsiniz. Yani karar verilecek, evli olanlar ilişkilerinin gelecekleriyle ilgili yapılanma, dengelenme, evli olup ayrı olanlar ya tamam ya devam diyebilme, flört edenler ise hayat kurup kurmamanın hayırlı olup olmayacağını sorgulayarak net kararlar verecekler. Aynı zamanda iş ve çalışma hayatınızda o kadar üretecek, o kadar çalışacak, o kadar rahatlayacak ve başarınıza başarı katmak isteyeceksiniz ki bu durum maddi potansiyelinizin de yükselmesine, Süper. standartlarınızın da artmasına etki edecek. Kendinizi bir kova burcu olarak çalıştığınız işte hangi konuda eksik hissediyorsunuz? Sabır konusunda mı? Bekleme konusunda mı? İlerleme konusunda mı? Bunlar üzerinde de sağlam düşünceler içerisinde olarak net kararlar alacak. Örneğin öğrenci bir kova burcu da öğrenme, kendini eğitme konusunda verimli olacak. Öğrenci olmayıp çalışıp çalışma hayatında potansiyelinde eksiklikleri varsa bunları geliştirme konusunda öğrenime açık olacakları bir haftada olacak. Aynı zamanda sevgili kovalar, sizler de çevre değiştirmeye karar verebilir, ev değiştirmeye karar verebilir, düzen değiştirmeye karar verebilir. Kendinizi her açıdan yenilemeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Gezegenlerin kombinasyonu ve yeni ayın vermiş Etkisiyle. olduğu etki ve enerjiyle. Dolayısıyla bu hafta eğer evinizi değiştirmek istiyorsanız yeni bir ev aramaya çıkabilir. Ev satın almak istiyorsanız araştırma yapabilir. İş kurmak istiyorsanız sağlam adımlar atabilir, sağlam temelli işler kurabilirsiniz. Süper. İşsiz bir kova burcuysanız tam da bana göre diyerek yeni iş imkanlarının ayağınıza gelmesiyle iş sahibi olabilirsiniz efendim. Harika. Sıhhatte ve sağlıkta ne dedik? Vücudunuzu, bedeninizi susuz bırakmayın bu hafta. Su en büyük şifadır. Kesinlikle. Su için bol bol, enerjinizi yükseltin. Spotum ise onlara bu hafta kararlı olun. Hangi konuda daha Her çok? konuda. Her konuda kararlı Yani olun. Kararsız kalmayın. verdiğin karar neyse onun arkasında dur. Dur ve kararlı ol. Kararından kimsenin seni caydırmasına müsaade etme Etme. sevgili kova. Peki şimdi sıra balıklara geldi. Evet. Sevgili balıklar, şimdi sizi uzun uzun anlatacağız. Biliyoruz en sona kalıyorsunuz, çok bekliyorsunuz ama hiç merak etmeyin. Hem aşk hayatınızı, hem iş hayatınızı, hem sağlığınızı detaylı olarak dinleyebileceksiniz. Önce tablonuzu getiriyorum ekrana. Hiç Üzülmeyin. panik yok. Ne diyoruz? Bu programı zaten dinlememizdeki temel amaç ne? Bu tek yıldızları yükseltebilmek. Nuraycığım, balıkları Şimdi tek tek anlat. Aşk nasıl yükselecek? Para nasıl yükselecek? Sağlık nasıl yükselecek ve nelere dikkat edecekler? genel yaşamlarında yalnız kalmaya ve kendi içine çekilmeye ihtiyaç duyabilirler. Eğer bunu yaparsanız ciddi anlamda buhran, bunalım ve depresyon yaşarsınız. Ne der büyüklerimiz hep? Acılar paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Şimdi artık o devir bitti. Neden bitti? Artık acılar paylaşıldıkça maalesef insanların malzemesi oluyor. Eskiden üzüldüğümüz konulara başkaları da gözyaşı döküp üzülüyordu. Şimdi oh olmuş, iyi olmuş diyorlar. Ya da vay be, kadın hastalanmış, nasıl yendi? Benim başıma gelse yenemezdim. Kadın boşanmış, ben olsam toparlanamazdım. Nasıl toparlanmış? Şimdi yalnız kalmaya, kendi içinize çekilmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Siz olun. Çözemediğiniz hiçbir derdi ve problemi eskide kalan ama bugünün enerjisine uymayan şekilde dertlerinizi sadece size yardımcı olabilecek profesyonel kişiler ile paylaşın. Arkadaşlarınızla değil, ahbaplarınızla değil, işi bilen kişilerle paylaşın. Anneniz bile bazen size hata ettirebilir, vicdanlı davranabilir. Sizin için hayırlı olmayan bir ilişki, bir evlilik sürdürüyorsunuzdur. Kişi belki psikolojik sorunları vardır, bilemeyiz ki. Zorba olabilir,
Narsist olabilir. Ama işte yuvan yıkılmasın oğlum. Yuvan yıkılmasın evladım. Çocuklar anasız babasız kalmasın çocuğum gibi temennilerde bulunabilirler. Oysa ki o çift birbiri için uyumlu değildir. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? İşi bilen birine sorarak, danışarak anlayabilirsiniz. Komşunuz, arkadaşınız size terapistlik yapamaz. Burada sizin derdinizi dinler, yan tarafta malzeme yapar. O Doğru. yüzden dertlerimi ahbaplarımla, ailemle paylaşarak azaltıyorum yanılgısına. Siz olun, düşmeyin. Çok güzel psikologlar var, çok güzel psikiyatristler var. Eğer içinize dönüp içinizde kalıyorsanız bilin ki depresyondasınız. O depresyondan sizi kim çıkarabilir? Uzman kişi çıkarabilir. Eğer böyle bir modunuz, durumunuz varsa. Peki niye bugün, yani bugünlerde aşk hayatıyla ilgili gelişmeleri etrafına anlatmak gereği duyacak ki balık, ne yaşayacak ki? Şimdi hem sosyal yaşamlarındaki etkileri gezegen kombinasyonlarından dolayı hem aşk yaşamlarındaki etkileri, yani paylaşmayı isteyecek, yardıma ihtiyacı çok yoğun olacak. O yüzden gerçekten içinden çıkamadığın bir durum varsa ve içine dönüyorsan, sana ahbabın, arkadaşın, ailen yardımcı olamaz bu hafta. Sana uzman kişiler yardımcı olabilir. Aynı zamanda gizli düşüncelerinizin ya da geleceğinize dair hedeflerinizi kimseyle paylaşmayın demişim. Yani gizli düşüncelerinizi ya da geleceğinize dair hedeflerinizi de kimseyle paylaşmayın. Neden? Karşınızdaki insanın nefsinin ne kadar doğru olduğunun farkındasınız. Ne kadar sizin için, mutluluğunuz için seviniyor ya da sizi ne kadar takdir ediyor. Bir anda enerjiniz motivasyon içindeyken düşebilir. Siz planlarınız olmadan bu hafta kimseye hiçbir şey anlatmayın. Ne dertlerinizi anlatın. Derdinizle çıkmaza gireceğinize uzmanlardan yardım alın. Dilekleriniz olacakken bozulmasından korkuyorsanız kimseyle de paylaşmayın. Aynı zamanda yorgunluk yüzünden evden dışarıya çıkmak istemeyeceksiniz. Neden? Psikolojinizden dolayı. Bak, beden yorulunca uyuruz, dinlenir. Ama ruh yorulunca ancak mutlu olmak gerekir. Dinç olabilmesi için ruhun. O zaman da ne yapıyoruz? Ne yaşadıysak yaşadık, ne geçirdiysek geçirdik, nasıl bir çıkmazdaysak çıkmazdayız. Önce o yaşadığımız hali, durumu kabule geçmemiz gerekiyor. Kabule geçmediğimiz her duygu, her zorluk, her düşünce direnç oluşturur. Şimdi direnç oluşturan bir şeyi kesinlikle ve kesinlikle yıkamayız. O yüzden sevgili balıklar, ne işinizle, ne evliliğinizle, ne işinizle ilgili kendinizi depresyona sokmayın. Ki depresyona sokacağınız çok nedeniniz var bu hafta, anladığım kadarıyla. Balıklar için Evet, söylüyorum. kesinlikle çok neden Yaşadığın her olabilir. neyse kendini depresyona sokma. İlişkinde vereceğin kararda emin ol, kararlı ol. Ama lütfen sorunlarını kimseye paylaşma, aktarma Paylaşma. diyorsun. Sen ol, sorun olan şeylerini paylaşırsan bir sorun beş sorun haline dönebilir. Yakın çevreni anlatma. Yani yakın uzak hiç fark etmiyor. Çıkmaz yaşadığın evliliğin olabilir. Aşk hayatın olabilir. İşinle ilgili olabilir. Büyük bir çıkmazın içinde hissediyor olabilirsin kendini. Ben önümü göremiyorum. Flu duygular içindeyim. Nerede doğru hareket ediyorum? Nerede yanlış düşünüyorum? Şimdi dışarıya baktığımızı düşünelim, kirli bir camın arkasından. Net görebilir miyiz? Hayır. Ancak o camı silmemiz lazım. Aynen öyle bakın. Hayata şu anda puslu duygularla bakıyor olabilirsiniz. O pus depresyondan dolayı da olabilir. Kırılmış olduğunuz durumlardan dolayı da yaşanıyor olabilir. İçinde bulunduğunuz hüzünlerinizden de kaynaklanıyor olabilir. Kendi başınıza çıkamıyorsanız işi bilen kişilerden yardım alın. Ama kendi başınıza çıkabiliyorsanız kesinlikle kimseden yardım almaya ihtiyacınız yok. Sağlam adımlarla geleceğinize, hem işle ilgili, hem ilişkiyle ilgili, hem beraberlik ve çevresel ilişkilerle ilgili, hem aşkla ilgili sağlam adımlar Peki atın. kalbinde kimse yoksa balığın? Evet, kalbinde hiç kimse yoksa balığın, Bekar balıklar için. zihin ve duygu olarak kendilerini yorgun hissedenler hayatlarına bu dönem kimseyi almasınlar. Ama enerjiniz yüksekse, bir balık burcuysanız karşınıza çıkan kişileri değerlendirmenizde fayda var. Kesinlikle.
Peki, sağlıkla ilgili söyledik, değil mi? İçe dönme ve Özellikle depresyona, bunalıma, tükenmişlik sendromuna karşı dikkatli dikkatli olacaklar. olmakta yarar var, fayda Valla var. balık, bak her şeyi sordum. Bekar için sordum, evlilik için sordum, iş hayatıyla ilgili sordum. Gizli düşünceleriniz ya da geleceğe Geleceğe dair dair. hedefleriniz varsa kimseyle paylaşmayın dedi.